Bir gaz molekülünün sahip olabileceği farklı enerji türleri nelerdir? Gaz molekülü etrafta dolaşabildiğine göre onun kinetik enerjiye sahip olduğunu biliyoruz. Bu enerjiye zaman zaman öteleme kinetik enerjisi adı verildiğini de duyabilirsiniz. Bahsettiğimiz molekül eğer böyle bir molekülse, evet buraya diatomik bir molekül çiziyorum. Bu molekül buralarda bir yerde bulunan bir merkez etrafında dönüyor olabilir. Eğer molekül birden fazla atomdan oluşuyorsa bu şekilde döner ve dönme kinetik enerjisine sahip olur. Molekül eğer tek bir atomdan oluşuyor olsaydı bu durum geçerli olmazdı. Çünkü bu atomun dönmesi gazın enerjisine çok büyük bir katkıda bulunmazdı. Ama eğer bir atomlu, iki atomlu veya çok atomlu bir molekülümüz varsa bu molekülün dönme kinetik enerjisine sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Peki bu kadar mı dersen bana ne cevap verirsiniz? Dönebiliyor ve etrafta dolaşabiliyor. Peki farklı bir enerjiden daha bahsedebilir miyiz? Elbette. Molekül buradaki gibi iki atomlu yani diatomik bir molekülse atomların arasında bir bağ vardır. Öyle değil mi? Ve atomlar bu bağın iki ucunda bir yayın iki ucuna bağlanmış iki ağırlık gibi salınırlar. Buna bağlı olarak bir de salınım enerjisi elde ederiz. Evet. Buradaki bağımsızlık seviyesi enerjinin depolanabileceği başka bir alandır. Bu yüzden de bir gaza enerji verdiğimizde gaz molekülleri ya daha hızlı hareket etmeye ya daha hızlı dönmeye ya da daha hızlı salınmaya başlarlar. Tabii bunların bileşiminin gerçekleştiği bir durumdan da bahsedebiliriz. Evet. Bir gaza eklendiğinde enerjiyi bu şekilde gözlemleyebiliriz. Yani enerji kendini bu şekillerde gösterir. Anlaştık mı? Fizikçiler tüm bu enerji için bir isim bulmuşlar. Gazın sahip olduğu tüm enerjiyi toplarsak gazın iç enerjisine bulmuş oluruz ve bunu büyük U harfiyle gösteririz. U gazın iç enerjisidir ve iç enerji derken gazın sahip olduğu tüm enerjiden yani kinetik, dönme kinetik ve salınım ya da titreşim enerjisinden bahsettiğimizi bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Peki tüm bunları size neden anlatmış olabilirim? Size bunları anlatıyorum çünkü videonun geri kalanında termodinamiğin birinci yasasından bahsedeceğim. Termodinamiğin birinci yasası bir gazın iç enerjisini nasıl değiştirebiliriz sorusuna da cevap verebilir. Evet, bir gazın iç enerjisini arttırmak ya da azaltmaktan bahsediyorum. İç enerjiyi arttırdığımız ya da azalttığımız zaman gaz moleküllerinin hızlarının artacağını ya da azalacağını, daha hızlı ya da daha yavaş döneceklerini biliyoruz. Peki, bu enerjiyi buraya nasıl koyabiliriz? Termodinamiğin birinci yasası söz konusuyken gazın kapalı bir kapta bulunduğunu kabul ederiz. Çoğu zaman bu burada da gördüğümüz gibi bir silindirdir. Termodinamiğin birinci yasasının denklemini verecek olursak delta U yani iç enerjinin son değeri ile ilk değeri arasındaki fark eşittir. Burası ne olabilir? Sağ tarafa gazın iç enerjisini değiştirebilmek için yapabileceğimiz şeyleri koyacağız. Bunun yollarından biri kabın altına bir ısıtıcı koyarak gazı ısıtmaktır. Kap kapalı olduğu için ısı gaza geçerek sıcaklığa da bağlı olarak gazın daha hızlı hareket etmesine, dönmesine ve titreşmesine sebep olur. Evet, gazın iç enerjisini değiştirmenin yollarından biri ısıdır. Isı kapalı kaba girdiğinde iç enerjisi artar. Isıyı büyük Q harfi ile gösteriyoruz. Eğer 100 jüllük bir ısı verirsek, gazın iç enerjisi de 100 jül artar. Gaza ısı enerjisi vermenin tek yolu ısıtıcı değildir tabii ki. Kapalı bu kabı bir ısı rezervuarına, mesela kaynayan suya ya da ılık suya daldırabiliriz ve bu da gaza ısı verir. Bu noktada kap kapalı olduğu için herhangi bir şeyin içeri girmesinin ya da çıkmasının nasıl mümkün olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Kapalı derken moleküllerin ya da parçacıkların içeri girip dışarı çıkamayacaklarını anlatmaya çalışıyoruz. Isı bir enerji formudur ve bu kabın kenarlarını oluşturan atom ve moleküllerin daha hızlı titreşmelerini sağlar. Ve bu molekül kabın kenarlarına çarptığında hızlıca geri itilir. Bunu defalarca yaptığını göz önünde bulundurursak içerideki moleküller de hızlanırlar diyebiliriz. Evet, enerji kaba bu şekilde girer. Ama tekrar edelim. Kaba başka bir molekül girmez. Yani kap kapalıdır. Evet. Isı bir gazın iç enerjisini değiştirmenin yollarından biri ama gazın iç enerjisini arttırmanın bir yolu daha var. Kısaca burada bir terim daha olacak. Şimdi de elimizde kenarları titreşmeyen bir kap yerine mesela buradaki kap oldukça katı bir maddeden yapılmıştı. Pistonlu bir kap düşünelim. Piston aşağı ve yukarı hareket edebiliyor. Yani içeride bulunan gazın hacmini değiştirebiliyor. Peki bana bu durumda ne olacağını söyleyebilir misiniz? Bu durumda gaza nasıl enerji verebiliriz dersiniz? Bu şekilde yukarıdan bir kuvvet uygulayıp pistonu aşağı doğru hareket ettirerek gazı sıkıştırabiliriz. Gaz molekülleri kabın duvarına çarptıkça hızlanıyorlardı. Aynı durum burada da geçerli. Yani bu gaz molekülünü ele alalım. Pistonu aşağı doğru hareket ettirdiğimizde buraya çarpacak ve hızı giderek artacak. Başka bir deyişle enerji kazanacak. Ve bu enerji de kendisine öteleme, dönme ya da titreşim kinetik enerjisi olarak gösterecek. Yani burada bir kuvvet uyguluyoruz. Ve kuvvet belirli bir uzaklıkta uygulanıyor. Pistonu aşağı doğru ittiriyoruz. Evet, buradaki uzaklıktan bahsediyorum. Peki, kuvvet çarpı uzaklık neye eşitti? İşe gaza enerji vermenin bir diğer yolu pistonu aşağı ittirerek iş yapmaktır. Gaz üzerinde bir iş yaptığımızda gaza enerji veririz ve gazın iç enerjisini eklemeye çalıştığımız enerjiye eşittir. Evet, gaza enerji vermenin ya da iç enerjisini arttırmanın yolları bunlardır. Ve termodinamiğin birinci yasasının formül olarak gösterilmiş hali de budur. İşte bu. Q ısıyı, W ise yapılan işi simgeliyor. Şimdi size önemli bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. Bu, gaz üzerinde yapılan iştir. Bu işaretin artı olmasının sebebi de budur. Gaz üzerinde iş yaptığımızda gaza enerji veririz, yani iç enerjisine enerji ekleriz. Yani gazın enerji kazanmasının sebebi gaz üzerinde yapılan iştir, tamam mı? Bazı ders kitapları ya da kaynaklarda termodinamiğin birinci yasasının buradaki artı işareti yerine eksi işaretiyle yazıldığını görebilirsiniz. Eksi işareti işin gaz üzerinde değil, gaz tarafından yapıldığını gösterir. Yani örneğin eğer buradaki gaz pistonu yukarıya ittiriyor olsaydı enerji kaybederdi. İş yapıyor olurdu. Yani iç enerjisinin bir kısmını bu işi yapmak için kaybediyor olurdu. Bu arada kabın içindeki gazdan bahsettiğimizi unutmayın. Kısacası formülü artı işaretiyle verdik ama bunun eksi işaretle olanını da görebilirsiniz. Bu sebeple problemleri çözerken işin gaz tarafından mı yoksa gaz üzerinde mi yapıldığına dikkat etmelisiniz. Bu noktada kafanız karışmış ve gazın yaptığı işi nasıl bulacağım diye düşünüyor olabilirsiniz. Aslında bu hiç de zor değil. Çünkü gaz üzerinde yapılan iş gazın yaptığı işin negatifini eşittir ya da gazın yaptığı iş, gaz üzerinde yapılan işin negatifine eşittir diyebiliriz. Örneğin gaz eğer 100 bir iş yapıyorsa, bu birinin gaz üzerinde eksi 100 jüllük bir iş yapmasıyla aynı şeydir. Bir cisim üzerinde negatif bir iş yaparsanız, cisimden enerji alırsınız. Termodinamiğin birinci yasası işte bundan ibaret ve bize bir gaza nasıl enerji verebildiğimizi anlatıyor. Şu anda bir saniye bu yeni bir fizik yasası değil ki. Bu enerjinin korunumundan başka bir şey değil diye düşünüyor olabilirsiniz. Gaza verdiğimiz enerji, gazın enerjisi olarak kendini gösteriyor. Evet, doğru, haklısınız. Peki bu enerjinin korunumundan başka bir şey değilse, yani yeni bir yasa değilse neden özel bir ismi var? Bunun sebebi fizikçiler bu yasa üzerinde çalışırlarken ısının ne olduğundan tam olarak emin olmamalarıdır. Yani fizikçiler ısının enerjinin başka bir biçimi olduğunu bilmiyorlardı ve bunu anlamaları biraz uzun sürdü. Evet, doğru duydunuz. Bir zamanlar fizikçiler ısının bir cismin içine geçebilen garip bir sıvı olduğunu düşünüyorlardı. Bu şu anda her ne kadar komik görünse de söz konusu olan mikroskobik bir özellik olduğu için o zamanın koşullarında bunun gözlenmesi çok zordu ve bunun içinde fizikçiler bir süre bu şekilde idare ettiler. Yasanın özel bir isminin olmasının sebebi işte budur ve bu şekilde de kabul edilmiştir. Karşınızda termodinamiğin birinci yasası. Şimdi bunu problemlerde nasıl kullanacağımız konusuna gelecek olursak biraz dikkatli olmanız gereken bir nokta daha var. Isı her zaman bir yere girmez. Aynı zamanda bir yerden çıkabilir. Bu yüzden de sisteme ısı verildiğinde Q pozitif bir sayıdır. Mesela sisteme 100 jüllük ısı verirsek buraya artı 100 jüllü koyabiliriz. Ama eğer ısı sistemden kaçıyorsa, yani mesela bu kabı içi buz dolu başka bir kabın içine koyarsak, kap bir miktar ısı kaybeder. Kaybettiği ısı eğer 100 J ise, buraya eksi 100 Joule yazarız. Çünkü aslında buradaki Q, gaza verilen ısıyı temsil eder. O yüzden eğer gaz ısı kaybediyorsa negatif ısı ekleniyor gibi olur. Yani bu durumda Q negatif olur. Şimdi bir de işe bakalım. İşin negatif mi, pozitif mi olduğuna nasıl karar verecektik? Piston eğer aşağı doğru hareket ediyorsa iş gaz üzerinde yapılan bir iştir. Yani bu pozitif olur. Tekrar ediyorum. Piston aşağı iniyorsa gaz üzerinde pozitif bir iş yapılır. Yani gaza enerji verilir ve W değeri pozitif olur. Piston yukarı doğru hareket ediyorsa da gaz genişliyordur ve piston üzerinde iş yapıyordur. Ya da gaz üzerinde negatif bir iş yapılıyordur diyebiliriz. Bunun gaz üzerinde yapılan iş olduğunu unutmayın. Piston aşağı hareket ediyorsa gaz üzerinde pozitif iş yapılıyordur. Yani W değeri pozitif olur piston yukarı doğru hareket ediyorsa da gaz üzerinde negatif iş yapılıyordur. Yani W negatiftir. İşte gazın iç enerjisini hesaplamanın yolu bu. Bu termodinamiğin birinci yasası olarak geçer ve termodinamikte en sık kullanılan denklemlerden biridir.